Merhabalar. Gündem Özel'e hoş geldiniz. Gündemde öne çıkan başlıkları hızlıca değerlendireceğimiz bir yayınla karşınızdayız. Gündem ağırlıklı olarak elbette pandemi, gelen kapanma, kapanmanın getirileri, götürüleri, ekonomik sıkıntılar üzerine özelleşmiş durumda. Bu arada farklı gündemler var. Özellikle de Bursa ilgilendiren değişik gündem başlıkları söz konusu. İşte bunları hızlıca karşınıza çıkaracağız, değerlendireceğiz. Mevcut tabloyu, gelecekteki beklentileri özellikle kafanızdaki soru işaretlerini yanıtlamaya çalışacağız kısacası. Peki program konuğum kim? Kiminle değerlendireceğiz Türkiye ve Bursa gündemini? Program konuğum Sayın Davut Gürkan, AK Parti Bursa İl Başkanı. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, şeref verdik. Valla gündem çok yoğun. Hangi birini konuşsak açıkçası ama siyaset hepsini kapsıyor. Sosyal hayatı, siyasi hayatı, ekonomiyi. Bursa'da da tabii ki Türkiye'nin en güzide şehirlerinden biri olarak güzel şeyler de var, sorunlar da var, beklentiler de var. Mesela işte aslında kapananın büyük ölçüde etkisiyle trafiği de çok rahat yaşıyoruz. Keşke bir an önce rahatlasa diyeceğiz ama pandemi koşullarında kolay olmadığı da ortada. Ama inşallah açıkçası Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de AK Parti'nin en büyük belediyesi. Çözümleri, projeleri bir an önce hayata geçer de trafik rahatlar diye önce ben orada beklentilerimi ifade edeyim. Çünkü programa da bekledim. Açıkçası akan bir trafik hepimizin nimeti olacak gibi görünüyor ama klasik pandemi ve ekonomi gündemine, Bursa'nın kendi projelerine, hedeflerine geçmeden önce çok kısaca sıcak bana göre bir gündü ama herkes fikrini belirtiyor. Bir şey fark ettim. Baktığımızda Amerikan Başkanı Joe Biden seçildi. Ne yapacak, ne edecek dendi. Tabii Türkiye üzerinde farklı etkileri var. Donald Trump'tan bu yana biz gözlemledik. Adam bir tweet atıyordu, bize etkiliyordu. Yani her başkanın kendi yöntemi var. Maalesef Türkiye ile de pek iyi geçinemiyorlar. Bu çerçevede tabloya baktığımızda Joe Biden yıllardır söylenmeyeni söyledi. Bir yalan ortaya attı. Hiçbir gerekçe olmadan soykırım dedi Ermeni meselesinde ve Türkiye'yi çok anlamsız şekilde bir gerilimin içine itmeye gayret etti. Ancak burada Türkiye bana göre çok soğukkanlı bir duruş sergiliyor. Vatandaşın tepkisi sert açıkçası. Farklı kuruluşlarında sert oldu ama ben bekledim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını izledim hafta başında. Orada çok ince mesajlar verildi. Tansiyon yükselmedi. Piyasaların dahi rahatladığını gördük. Neticede yani ince uzun bir yol. Haziran'da NATO zirvesinde bir araya gelme taktiği var ama gündemde de Amerika ile gerilimi getirecek çok konu var. Bu çerçeveden fikrinizi ben merak ediyorum. Bir Ermeni meselesine bakışınızı, Joe Biden'ın tutumu ve Türk-Amerikan ilişkileri. Çünkü öyle de böyle cebimizdeki lirayı bile etkileyen bir kavram. Kesinlikle. Yani bu anlamda ne söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle burada millet olarak duruşumuz çok önemli. Bu arada tabii muhalefet partilerinde çok işler düşüyor. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak bildiriye imza atan partilerimize ben çok teşekkür ediyorum. Sonuçta millet olarak tek vücut olursak karşıdaki bu konuda arıza çıkaranlar, bununla ilgili bizi köşeye sıkıştırmak isteyenler de biraz daha cesaretleri kırılmış olacaktır. Ama tabii hoşumuza gitmeyen şeyler de oluyor. İster istemez bu tür şeyler gündeme geldiği zaman toplumsal refleks olarak birçok şeyi de aklımızdan geçirmeye başlamış oluyoruz. Ama şu da var ki bununla alakalı işte bu devlet aklı dediğimiz, devlet duruşu dediğimiz şeyi gösteriyor şu an Cumhurbaşkanımız. Çünkü bunlar çok önemli şeyler. Siz fevri hareket edemezsiniz. İşte bazen muhalefet liderlerini de görüyoruz. İşte şöyle cevap vermedi, şunu yapmadı. Bir saniye ne yapacağız? Bir devlet aklı var. Bir anda her şeyi yakıp yıkamazsınız. Her şeyi kestirip atamazsınız. Bir devletlerin realitesi vardır. Bunların yönetim kabiliyeti vardır. Daha sonraki adımları düşünmeniz lazım. Söyleyeceğiniz, atacağınız bir adım belki bir sonraki birçok şeylere hemen başka yerlerden şunu kısıtlayalım, bunu kısıtlayalım. Şimdi attığımız taşın ürküttüğümüz kurbağaya değmesi lazım. Devletimiz de öncelikle Cumhurbaşkanımız bu akli selim içerisinde devlet aklıyla, devlet tarzıyla hareket etmeye çalışıyor. Ve muhalefet tarzımızı, söyleyecek söylemlerimizi ona göre hareket ediyoruz. Ama ister istemez insanın aklına işte Amerika'nın geçmişte yaptıkları, Fransa'nın geçmişte yaptıklarına gözümüzün önüne gelmiyor değil. Hani bunlarla avunacak mıyız? Değil ama bunları da dile getirmemiz gerekiyor. Yani onda biraz eksik kaldık sanki. Yıllar yılı herkes Türkiye'yi suçladı. Geçmiş tarihte ispatlanmamış olaylarla. Biz onların hiçbir olayını karşılarına çıkarmadık neticede. Aslında insanlık gösterdik belki ama dış politikada belki farklı davranmak lazım. ya böyle hani fevri söylemlerden ziyade tespitlerle işte
Amerika'yı neresinden tutacaksınız? Bir Kızılderili 70 milyon yurdundan edilmiş, onların meskenlerine, onların yurtlarını alaşağı etmiş olan bir Amerika'mız var karşımıza. Zaman zaman söylüyoruz. Yani bir Vietnam'da 3 milyon insanı ölümüne sebebiyet vermiş. İşte Guatemala'da 3 milyon insanın, işte ne bileyim arkasından Kuzey Irak, İran-Irak savaşlarını, sadece Irak'ta 1 milyon insan, Irak-İran savaşında 800 bine yakın insanın gitmesi gibi hadiselere baktığınız zaman, üst üste koymaya başladığınız zaman şey, Hiroşama'ya atılan bombayı neyle izah edeceksiniz ya? İnsanlık suçunun dik alası. Aslında bunların bizatihi sadece oradan başlasanız. Hadi diyelim ki öbürküleri görmediniz. Askeri birbirine karşı işte paralı askerler falan bir şeyleri karıştırdınız belki ama yani Hiroşama'dan bile yola çıkacak olsanız emin olun bunun nesiller boyu zaten ki Japonya bunu yapıyor. Her yetişen ferdine, gencine ilk öğretimden başlayarak Hiroşama'da atom bombası atılan yerlere götürüp gösterip yetişen nesli bu insanlık suçunu anlatarak hayata tutunmalarını, hayata bağlanmaları ve hayata bakış tarzlarını belirlemeye çalışıyor. Bizim de bunları yapmamız gerekiyor belki de. Yani bu tarihsel perspektif aslında hem onlara karşı bakın siz busunuz demek ama aynı zamanda bir ders niteliğinde böyle davranan güçler yine aynısını yapabilir. Dolayısıyla toplumsal olarak buna da hazırlanmamız gerektiği mesajı da çıkıyor herhalde. Tabii kesinlikle şöyle bir şey de var. Tabii ki bu sineye çekilecek böyle üstü örtbas edilecek bir şey değil. Çünkü biz bunun arkasından sonraki adımlarda neler gelebilecek olacak şeyleri de tahmin etmemiz ve buna göre hareket tarzını belirlememiz gerekiyor. Böyle bağırıp çağırıpla meselesi değil. Bizim arka plan dediğimiz çalışmalar vardır. Bunların ülkeler arasındaki bu lobi faaliyetleriyle, ülkeler arasındaki diyaloglarla arka plan demokrasi dediğimiz veya arka plan işleyişiyle alakalı dediğimiz şeyler vardır. Bunların işletilmesi lazım. Bizim bundan sonraki süreçte ki Cumhurbaşkanımız da bunu yapmaya çalışıyor. Söylemleri gererek değil, bunun üzerine söylenmesi gerektiği kadar hani bir susuz kezi, yani kuzu meselesi mantığıyla değil, bizim buradaki sessizliğimizi kalkıp da sükunetimizi, bir şeyleri bilmiyoruz, bir şeyleri dile getiriyoruz diye kavga istemiyoruz. Ama devletimizin ve milletimizin menfaatlerini savunma noktasında da son derece hırçınlığımız da olur, dik duruşumuz da olur. Parti olarak bu net olarak zaten açıklamanın geldiği gün pençe harekatlarıyla gördük aslında. Net sahada yani cevabı vermek lazım. Çünkü Amerika'nın niyetinin iyi olmadığını yıllardır görüyoruz. Güney sınırımızda yaptıkları ortada, farklı etkinlikler ortada. Diğer bütün güçler de yapıyorlar ama onlar maşallah gani gani yapıyor benim gördüğüm. Türkiye'de tedbirini alıyor yapacağı yani şey bu temelde. Bunlarla alakalı şöyle bir şey de var. Dün işte haber, uluslararası haber bültenlerine çıktı biliyorsunuz. İnternet üzerindeki terörizm faaliyetleriyle alakalı söylemlerin durdurulması ve engellenmesi. Şimdi terörizm faaliyetleri dediği şey radikal söylemlerin durdurulmasının önüne geçilmesi gibi ifadeler var. Bunlara baktığınız zaman hani kendi ülkelerinde hala demokrasi söylemlerini bir tarafa bırakıp bizim ülkemizle alakalı işte bizim kendi Güneydoğu'da olan hadiselerle yaptıkları desteklerle Suriye'deki, Irak'taki yaptıkları desteklerle bizim aleyhimize çalışmalarıyla zaten ne yaptıklarını biliyoruz. Bunları görmezden gelecek halimiz yok. Ama bir kere Amerika'nın da bu konuyla alakalı durduğu yeri kendisine, Fransa'nın durduğu yeri, Avrupa Birliği'nin durduğu yeri kendilerine bir göstermemiz şarttır. Ama inşallah bunlar da aklı selimle, bu dediğimiz arka plan faaliyetleriyle, kendi görüşmelerle bunların içerisinde yürüyecektir diye düşünüyorum. Zaten baktığımızda tarihsel perspektifte sıkıntımız yok. Hodri Meydan özellikle denildi arşivler açısından. Diğer tarafta da hukuksal bağlamda da şimdiye kadar aslında Türkiye'nin lehine çıkmış hukuksal kararlar var. Tam tersi de onların tezini destekleyen hiçbir şey yok. Bunu şöyle söyleyebiliriz yani, bunu zaman zaman dile getiriyoruz. İsviçre'de biliyorsunuz bir ara Doğu Perinçek soykırım yoktur ifadesini kullanmasından dolayı İsviçre mahkemelerinde yargılandı. Tabii. Ve suçlu bulundu. İtiraz etti. Üst mahkemeye gidince Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesi devreye girdi. Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesi bunun bir söylem tarzının asla ifade özgürlüğünü katmadığını ve soykırım nitelemesi olamayacağını söyledi. Ya şimdi onu neyle mukayese ediyorlar? Yahudi soykırımıyla mukayese ederek hareket ediyorlar. İster istemez de bu söylemin aslında ifade özgürlüğünden değil hani başka bir maksatla bunu bizi yaralamaya kalktılar belki yargılamaya kalktılar ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu söylemin
işte bir soykırımla alakalı özdeşleşmediğini iddia etmesi ve bunu öne sürmesi bizim için de önemli bir hadisedir aslında. Evet, aslında argümanlar kuvvetli ama Amerika'nın derdi başka. Bunu da az önce siz de ifade ettiniz. Türkiye'nin duruşu da ortada. Arada bir gerilim olacak anladığım kadarıyla. Bizim millet buna alışkın herhalde. Sonraki adımlarına dikkat etmeye başlamak lazım şimdiden. Evet, her şeye hazırlıklı olmak lazım. O, birey olarak da hani devlet olarak da, değil. Yani biz kendi çıkarımızı koruyacağız neticede. Tabii kesinlikle. Bizim de devlet olarak, hükümet olarak bundan sonraki adımlarla ilgili ne yapmak istediklerinin önünü almak lazım. Yapmamız evet. Gereken budur. Yani son yıllarda da bunu Türkiye büyük ölçüde başarıyla sürdürüyor. Tabii bütün bireylerin bunun bilincinde olması lazım. Ne yazık ki ben kötü söylemler de gördüm. İşte özür dilemek gerekiyor gibi tuhaf saçmalıklara da şahit olduk arada. Veya yüzleşin diyen ne yazık ki siyasi parti görünümlü değişik yapılar çıktı. Onu var ya artık hiçbir şeyle... O apayrı bir gündem konusu yani açıkçası şimdi herhalde. Kalkıp da hani germek istemiyorum ama HDP'nin söylemlerini nereye oturtturacağım yani? Yok yani hiçbir milli çıkara uymayan davranışlar neticede. Milli çıkara uymayan insanlar ama benim millet meclisimin çatısının altında kalkıp da benim milletimin bağışlarıyla, vergileriyle orada yani hak ediyormuşçasına maaşları alması da hiç herkesin kanına dokunduğuna eminim. Evet bu da ayrı bir gündem açıkçası. Yani işte bunun hiçbir vatandaşımıza da yani akli selim olan vatandaşımıza izah edebileceklerini zannetmiyorum ama... İnşallah onlar da döner. CHP'nin içerisinde de bunlarla alakalı bazı söylemleri destekleyen, HDP'nin söylemlerini destekleyen argümanları kullanmalarında bu milletimizin ben unutacağını zannetmiyorum. Hepimizin o sosyal medyalarda paylaştıkları söylemleri, televizyon kanallarında söyledikleri söylemleri eminim hafızalarımızdan silinmeyecektir. Evet, bu gündem yoğun bir gündem. Farklı tarafları var elbette. Türkiye'de burada duruşunu sergiliyor gördüğümüz kadarıyla. Güçlü duruşun olumlu yansımalarını da ben görüyorum açıkçası. Tabii zaman gösterecek. Siz de hazırlıklı olmamız gerektiğini ifade ediyorsunuz. Şimdi hazırlıklı olmamız gereken bir konu vardı ama sürpriz olarak bir yıl önce hayatımıza girdi. Korona dediğimiz hadiseyi biz mutantlarıyla yaşamaya da başladık ne yazık ki. İngiltere'ydi, Hindistan'dı vesaire karşımızda. Tedbirler var, aşıyla mücadele var. Yani pandemi artık ayrılmaz bir parçamız. Çok farklı şeyler yaşadık, yaşıyoruz. Mücadelesi de çok zor. Bireyler için, aileler için, devlet için. Bu çerçeveden bir önce son durum nedir pandemi açısından? Nasıl gelişiyor size göre? Olumlu olumsuz taraflarını merak ediyorum. Bir de kapanmaya gidiyoruz bu akşam itibariyle. Evet, 17 günlük kaldı. Kapanma ne getirecek? Sonra özellikle bunun ekonomik etkilerini de soracağım. Şimdi şöyle, devletlerin tabii yönetim tarzı itibariyle baktığınız zaman önce devlet milletinin sağlığından sorumlu. İkincisi de onun yaşamıyla alakalı işte ekonomik kararları alması, onun yaşayabileceği şekliyle de hayatını idame ettirecek ekonomik imkanları sağlaması önemlidir. Şimdi devlet olarak bakılan şey nedir? Vatandaşın önce sağlığı. İşte bunun getirisi götürüsü hesaplanıyor. Bazen Avrupa'da bakıyorsunuz kimleri protesto edip bunları kınamaya kalkıyorlar ama devlete maliyeti çok ciddi daha fazla olmaya başlıyor ve ardından kaybedeceğiniz sağlıkla alakalı şeylerin telafisi imkanı yok artık. Bu süreçte tabii ki bizim değerler çok yükselmeye başladı. Oranlar çok yükselmeye başladı. Bunun bir an önce önleminin alınması lazım. Bir anda sanki daha birinci pikteki sayılara ulaşılması, ölüm oranlarının yükselmesi ve biraz da daha önceki ilk mutanttaki hadiseden ikinci mutantta biraz daha orta yaş grubuna doğru giden bir seyrin izlenmesi, onlara çok ciddi manada etkiliyor olması bu bizi hakikaten endişelendirmeye başlamıştı. Ve bilim kurulunun vermiş olduğu tavsiye kararı neticesinde hani biz de bu kadar beklemiyor, hani 8-9 gün hesap ediyorduk ama 17-18 gün sürpriz oldu işin açıkçası. Ama tam kapanmaya girmemiz gerekiyor. Ekonomik göstergelerinden önce sağlığımızı düzeltip ondan sonra ekonomiye bakacağız diye. Kendiliğinden gelir zaten sağlık yerine gelince. Evet, sağlık yerine gelince ama sizin ekonominiz güzel olsa da ticaret yapamadıktan sonra, turizmi yapamadıktan sonra, tarımla ilgili faaliyetlerinizi yerine getiremedikten sonra dolayısıyla pandemiyle mücadeleyi siz ne kadar ön plana çıkartırsanız çıkartın, bir tarafa koyaraktan biz mücadele ediyoruz derseniz olmaz. Tabii ki önümüzdeki süreç nedir? Sayıların bir an önce tabii azalması noktasında ciddi bir iradenin gösterilmesi ki Bursa'da başladı artık hani 1600-1700 seviyelerine gerilemeye başladı ki biliyorsunuz 5700-5800'lü oranlardan geliyoruz biz. Yani
Hafta sonuna doğru da büyük ihtimalle 1500 seviyelerine düşer diye ümit ediyoruz. Bursa'da 803.315 aşılanmış kişi sayımız vardı. Oransal olarak Türkiye'de epey yüksek bir oran. Yüksek, diğer illerle kabaca baktım. İkinci dozunu vuranlar da 300 binden fazla işte. Onlar da 315, 303 bin, 304 bin civarında bir sayımız var. Bunun ne kadar çok erken olursa bu bizim için rahatlatacak bir şeydir. Tabii ki aşılanma oranımız yükseldikçe normalleşme sürecimiz de daha da hızlanacaktır. Ama üzüldüğümüz bir şey de var. Bazı yaşlarımızın olumsuz konuşmalardan etkilenip aşılarını yaptırmıyor olması, yani yaklaşık %25'e yakın bir oran var ortada. Bu ciddi bir oran. Çok ciddi. Yani devletimiz bunlarla alakalı nasıl bir önlem alır bilemiyoruz ama bir önlem alınması lazım. Çünkü şahsi inisiyatifleriyle yapmış oldukları irade karşısında devlet ciddi bir mali kaybı uğruyor. Avrupa'da böyle olmuş olsa emin olun Avrupa sizi bunu vurdurmamaktan dolayı çıkacak her türlü sağlık faturasını size yansıtır. Ya bir tedbir şart burada göründüğü kadarıyla. Tedbir şart yani. Zorlayıcı, yumuşak tarzda zorlayıcı bir tedbir. Yani yumuşak tarzda mı olur artık nasıl olur ama bir şekliyle buna inanmayıp da şu an hayatta olmayan insanlarla karşılaşıyoruz. Çok da yakın çevresinin etkilediğini duyuyoruz. Genelde çocuklarına da danışıyorlar, yakınlarına danışıyorlar. Onların kafası karışıyor çünkü onlar daha çok sosyal medyada geziyor ve etkileniyor bence. Evet. Yaşlıları da etkiliyorlar. Çok öyle yani. Provokatif eylemleri de görüyoruz biliyor musunuz? O da var. Yani çok ciddi provokatif yani zaman zaman sosyal medyada duyuyoruz. Yani vicdanlarına bırakıyoruz ama o kendilerinin öylesine yapmış oldukları sosyal medya paylaşımlarından dolayı kaç tane insanın hayatını mahvettiklerini düşünseler, onun bir vicdanını bir tanesini bile görseler yeter onlara diye düşünüyorum ama. Aşırı ciddi bir mesele ama ne yazık ki düşmanı net olarak görmedikleri için bilgi bombardımanı da yanlış yönde ve kötü niyetliler var sizin ifade ettiğiniz gibi. Ne yazık ki öyle bir kaos yaşıyoruz. Şeye üzülüyoruz ya hani zaman zaman geliyor ya sırf muhalefet etmek adına, sırf iktidar partisinin aleyhine olmak adına yapılan şeyler bunlar için yapılmamalı ya. Sağlık için yapılmamalı. Yani biz insanlarımızı bu konuda doğru olan neyse yukarıdaki insanı yani severseniz sevmezsiniz. Bu sizin siyasi görüşünüz olur olmaz ama sağlığın siyasi görüşü olmaz. Doğru. Bir tarafta baktığımızda Çin aşısı için etmedik laf bırakmayanlar var. Sonra koşa koşa gidip aşılarını olanları da gördük. Netice itibariyle ne yazık ki dediğiniz gibi olan başkalarına oldu. Olan başkalarına oluyor. Bu tabii şeyle de ilgili baktığınızda insanların tedbirlere uyma konusu. Mesela eleştirilerin başında da bu gelmekte. Uymayanlar vardı. İşletmeler açıktı ama kimisi uymadı mesafe kuralına. Orada da esnaf kendi bazen sıkıntı yaşadı. Kendinden dolayı. Vatandaş gençleri bakıyorum uzun süre çok bir arada gezdiler, maske takmadılar, sonra başladılar. Devletin denetlemediğine dair de tabii ki eleştiriler geldi. Tabii nereye kadar yetişir yetişmez orada ayrı bir mesele. Bu son kapanmayı ben bu anlamda merak edip sormak istiyorum. Bu millet buna ne kadar uyacak? Çünkü herkes bir kağıt buluyor, çıkıyor dışarıya, poşet buluyor, bir şey yapıyor. Yoksa hiçbir anlamı kalmayacak. Zaten çalışması gereken bir de kesimler var. Bu kapanma çok ciddi bir kapanma aslında. Yani şu an İçişleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu genelge yönetmeliklere bakarsanız bu ciddi. Hele hele şehirler arası transferlerle alakalı şeyler ciddi manada sorgulanıyor şu an. Ve bizim iş yerleriyle alakalı Sayın Bakanımızın dediği gibi yani bir ekmek alıyor almaya gidiyorum deyip de mahalle mahalle dolaşanlar işte ben çalışıyorum deyip de o çalışma belgesiyle şimdi güzergah kişinin ikametgahı, çalışacağı fabrikanın veya iş yerinin adresi ve çalışma saatleri ile alakalı süreçleri bizzat o çalışma formunda belirtilmesi gerekiyor. Dolayısıyla benim elimde evrakım var deyip de kimse sokakta dolaşamayacak. İşte hani aile boyu gezmelere öyle bir şeyimiz yok artık. Bununla alakalı İçişleri Bakanlığı ciddi bir sorgulama yapıyor. Hatta uluslararası uçuşlara kadar, Türkiye'deki iç uçuşlara kadar her şeye kısıtlama getiriyor ister istemez. Ve bir de şöyle bir sistem geldi. Bu akşam itibariyle sistem açılacak. İçişleri Bakanlığı bu iş yerlerini çalışanlarla ilgili. Çünkü sistemde sizin tanımlı olan iş yerinize göre ben fırınım diyor ama adam başka bir işletmecilik yapıyor. Doğru. İşte ünvanında ticaret sanayi odasındaki ve esnaf odasındaki kaydına göre e-devletten çıkacak bir form var. Bu akşam daha hala o sistem şu an üzerine çalıştırılıyor. O formlar devreye girerek onları kullanarak çünkü kontrol memurlarımız yolda baktıkları zaman barkodunu okutturduğunda zaten o kişinin buna uygun olup olmadığını da tespit etmiş olacak. Bu dönemi öbürkülerle karıştırmayalım.
kapanma ile alakalı. Hani şimdi eleştiriliyor, herkes evet, tatile evet. gidiyor. Tabii, tabii. Şuraya buraya kaçıyor diyoruz ama 7. saat şu an bu akşam 19'a kadar. Başka çaremiz de yok. Yani biz bu işi tam uygulayabilirsek sıyırma şansımız var. Yoksa daha kötü kapanmalar yine dayanacak kapıyı. Yani kapıyı. Şöyle 1 Mart'ta çok sevinmiştik. Hakikaten Bursa Ticaret Sanayi Odası olarak da işte Sayın Cumhurbaşkanımıza mesela Ticaret Sanayi Odası'nda bunun karşı sektörlerle ilgili bir toplantı yapılmıştı. Bu toplantının neticesinde Sayın Genel Başkan Yardımcısı Efkan Bey Cumhurbaşkanımıza arz etmişti. 1 Mart'ta da bu uygulamaya geçti ve iş yerleri biliyorsunuz serbestiyete geçmişti. Ama sizin de az önce dediğiniz gibi buna uyamadık. Uyum sağlayamadık daha doğrusu. Çok rahatız ya, insanlar işte hafta sonları görüyoruz, parklar ağzına kadar dolu, yani alışverişe değil gezmeye çıkıyorlar. Çok yakın gençler özellikle çok rahatlar benim gözlemlediğim. Oysa büyüklerine taşıyorlar hastalığı. Keşke o bilinçli olsalar, aşılama konusu da böyle. Keşke doğru bilgilerle olsa. Siz umut varsınız benim anladığım kadarıyla bu 17 kesinlikle günde 17 elimizden geleni sonra yapacağız inşallah, herhalde. Tabii bu arada devletimizin yapacağı destekler önemlidir. Yani işte en son bu kararı vermeden önce Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şeyle kısa çalışma ödeneğinin uzatılmış olması, sosyal yardımlaşma vakıflarının bu konularla ilgili yardımlarının biraz daha aktüel hale getirilerek daha detaylı bir şekilde verilmeye sağlanmış olması, belediyelerimizin bu konuyla alakalı mesela bizim belediyemiz Bursa Büyükşehir Belediyesi bile 5 milyonla hedeflediğimiz şey artık 50 milyona varan bir sisteme döndü. Sadece işte erzak yardımı değil, bunlarla alakalı elektrik faturaları, su faturaları, doğalgaz faturaları destekleriyle alakalı ciddi manada da büyükşehirimizin bir çalışmaları var. Ben burada bir parantez açmak istiyorum da şöyle, çok yardım var benim gördüğüm ama farklı açılardan, farklı yerlerden geliyor. Biraz dağınık gibi görünüyor. Herkes bakıyor işte Amerika'da adamın cebine çek kondu, harcadı, harcamadı falan gibi. Bizden bakıyorum Kızılay ayrı bir destek veriyor. Vakıflar ayrı bir destek veriyor. Dernekler, belediye apayrı bir şey veriyor. Yardım hesaplarında paralar toplandı, kullanıldı. Devletin direkt bahsettiğimiz silsile halinde. Bu biraz kafaları karıştırmıyor mu? Bir taraftan onu merak ediyorum. Bir taraftan da gerçek desteğin ne olduğunu ölçmek kolay değil bu anlamda ama var diyorsunuz, saydıklarımız da gerçek neticede. Ama şöyle bir şey, devletin reel rakamlarımız da var ortada. Yani sadece biz Türkiye genelinde 60 milyar 38 milyon biz bir yardım yapmışız. Sadece Bursa ölçeğinde 3 milyar 203 milyon bu işte kısa çalışma ödeneğine 2 milyara yakın para vermişiz. 409 milyon nakit ödeme desteği vermişiz. İşsizlik desteğiyle alakalı olarak da 282 milyon sadece Bursa ölçeğinde vermişiz. Türkiye genelinde 60 milyar ama Bursa ölçeğinde baktığınız zaman 3 milyar 203 milyon az bir para değildir. Şuna katılıyorum. Bu yapılan yardımların yekne saklığı noktasında her birinin bir tarafta olması noktasında ama sosyal yardımlaşma vakıflarımız zaten bir kişinin nereden yardım alıp almadığını görüyor. Valiliklerimizin bünyesinde ve kaymakamlıkların nezdinde kurulan sosyal yardımlaşma vakıflarımız sistemden birisi yardım istediği zaman o kişilerin nereden yardım alıp almadığını sadece göremedikleri derneklerin ve vakıfların sisteme girmedikleri için onları göremiyorlar. Onlarla alakalı da yapacak bir şeyimiz yok. Sonuçta devlet üzerine düşen kontrol görevini ve ihtiyaç sahibini ve hatta bununla alakalı işte sosyal yardımlaşma vakfının vermiş olduğu 1000 liralarla alakalı ciddi bir esneklik sağlandı. Birçok müracaat eden kişinin hani uzun detaylı incelemelere bile gerek kalmadan birçoğuna yardım edildi ve edilmeye de gayret ediliyor. Evet, bunları biraz daha detaylı ben isteyeceğim birazdan ama kısa bir aramız olacak. Aranın ardından devam edeceğiz gündemi değerlendirmeye. Evet, kısa bir aramız var. Aranın ardından görüşmek üzere. Efendim, zeytin deyince Gold serisi. Kuruş hele. Evladım tuz dokanıyor. O yüzden az tuzlu. Kuruş hele. Biz sepet. Biz yağlı sele seviyoruz. Ama sepet serisine bayılıyoruz. Sevmek ne ki? Çeşidi çok, benzeri yok. Sofralardaki yeri herkesin söz birliği. Marmara Birlik. Bir kooperatif markası. ...2013 yılında açılışını yaptığı süt ve süt ürünleri tesisiyle BESAŞ, Bursalılara sunduğu kaliteli, sağlıklı ve ekonomik süt ve süt ürünleriyle hizmet çeşitliliğini arttırdı. 3000 metrekare kapalı, toplam 9000 metrekare alana sahip bu modern tesis,
hayvancılığın bitme aşamasına geldiği ve Türkiye'de en fazla göç veren dağ bölgelerini kalkındırmaya yönelik kapsamlı bir sosyal sorumluluk projesinin en büyük adımı olarak hizmete girdi. Böylece BESAŞ, dağ yöresinde faaliyet gösteren en büyük süt işleme tesisini sadece öz sermayesiyle kurmuş oldu. Keles'te kurulmuş olan BESAŞ Süt ve Süt Ürünleri Tesisi, Keles, Orhaneli, Büyük Orhan ve Harmancık'ta yöre halkına çeşitli iş olanakları sunarak bölgesel kalkınmaya hizmet için yola çıktı. Toplam günlük 60 ton süt işleme kapasitesine sahip olan bu çevre dostu tesis, dünyanın konularında en önde gelen firmalarının süt işleme makineleri kullanılarak tasarlandı. Ayrıca tesiste üretilen tüm ürünlerin gerekli analizlerinin yapılabilmesi için BESAŞ süt laboratuvarı çağdaş teçhizatlarla donatıldı. Şirket vizyonuna uygun olarak sağlıklı ve kaliteli üretim hedefleyen BESAŞ süt ve süt ürünleri tesisinde gurme kaşar, taze kaşar, lor, yoğurt ve ayran gibi damağımıza uygun tatlar Bursalılar için özel olarak üretiliyor. Süt ve süt ürünlerinin bebeklikten yaşlılığa kadar bedenin gelişimi, güçlenmesi ve sağlıklı kalmasında çok önemli bir yeri var. Özellikle zengin kalsiyum kaynağı olması nedeniyle bebekler ve çocukların gelişimiyle kemik erimesinin daha sık olduğu yaşlılar üzerindeki etkileri çok daha büyük. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket eden BESAŞ, ürünlerinde en kaliteli kültür ve ham maddeleri doğru üretim teknikleriyle kullanıyor. İlki olarak tüm üretimlerinde hijyeni, sağlığı ve doğallığı ön planda tutan ISO 9000 kalite, ISO 22000 gıda güvenliği ve helal gıda sertifikalarına sahip olan BESAŞ, süt ve süt ürünleri tesisinde de ham madde seçiminden ürünlerin taşınmasına kadar her alanda hijyen, kalite ve gıda güvenliğinden ödün vermeden üretim yapıyor. Süt ve süt ürünleri tesisinde üretilen tüm ürünler BESAŞ bayileri aracılığıyla Bursalılara en uygun fiyatlarla sunuluyor. BESAŞ, 30 yılı aşkın tecrübesiyle verdiği kaliteli, sağlıklı ve ekonomik hizmetlerin karşılığı olarak marka olma gururunu yaşıyor. BESAŞ ailesi olarak alanında uzman kadromuz ve çağdaş üretim olanaklarımızla Bursa halkına en güvenilir hizmeti sunmak için durmadan çalışıyoruz. Çünkü tek kârımız sağlığınız. Birliğimiz 1954 yılında kuruldu. Son yıllarda büyük atılımlar yapıldı. Durmadan çalıştık. Tüm Türkiye'ye yayıldık. Güzel Edirne'mizde, Alanya'da denizin kıyısında, vatanın dört bir yanında, Asya'da, Avrupa'da, auch in Deutschland, in Belgium, in Dänemark, in ganz Europa, Brasilia, even in the States, hatta Australia'da bile bulabilirsiniz. 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 Memleketten bu kadar uzak olunca tadı da bir başka oluyor. On binlerce üreticinin güç birliği Marmara Birlik, bir kooperatif markası. AK Parti Bursa İl Başkanı Sayın Davut Gürkan ile Türkiye ve Bursa gündemini değerlendirdiğimiz gündem özel reklamların ardından devam ediyor. Ve araya gitmeden önce kapanmayı, tam kapanmayı, ekonomik etkilerini konuşuyorduk. Ama tam kapanma demişken aslında bugün işte saatler bile kalmadı neredeyse diyeceğiz. Ve deli bir trafik var Bursa'da baktığımızda.
kapanmanın hani erken saatlere çekilmiş olması geçmiş dönemde haftalarda hissettirmişti biraz yoğunluğu. Zaten toplu taşım pek kullanılmıyor, araçlara yönelim var ama ya ekstra bir şey de var açıkçası bugün itibariyle. Siz de sahadasınız görebildiğim kadarıyla, zaten bütün sorunlar da sizi buluyor netice itibariyle. Çözüm tabii ki sizlerde de var bir şekilde, en azından koordinasyon anlamında bir fonksiyonunuz vardır. Bu sırada bugün neydi olağanüstü olan, nasıl bir çözüm üretilecek onu merak ediyorum. Şimdi öncelikle teşekkür ederim. Şundan dolayı hakikaten bir bu kısıtlamaların başlamasıyla alakalı garip bir şekliyle bizim toplumumuzun bu paniği mi vardır bilemiyoruz. Biraz sakin karşılayamıyoruz herhalde. Marketlerde bir kuyruklar, işte bakıyorum arka tarafa trafikle alakalı bir pandeminin daha önceden getirisi olan bir trafik yükü var üzerimizde. Ama bir de bu yasakların başlayacağı süreçle alakalı herkesin bir her şeyi bitirme, 17 günlük kapanma sürecine gireceği için bir telaşesi, alışverişle alakalı, dışarıdaki yapılacak şeylerle alakalı, şehir dışına çıkışlarla alakalı bir üst üste gelen bir birikim olmaya başladı ama bir de dünden itibaren, hatta 3 gündür başlayan bizim Mudanya Geçit Kavşağı'nda olan bir tadilat tamirat problemimiz vardı. Özel kamu ortaklığının yapmış olduğu bir tadilattı bu. Köprünün derz geçişleriyle alakalı, artık araç yoğunluğu da fazla arttığı için derz geçişlerinden kopan betonlar düşmeye başladı. Tehlike var yani. Çok ciddi bir tehlike oluşmaya başladı. İşte herkes şunu dedi, ya pandemi süreci geliyor, 18 günlük bir tatil var, siz bunu niye düşünmüyorsunuz falan denince biz de arkadaşlar teknik olarak durum nedir diye sorduğumuzda, yani derz geçitlerinde tehlike saçması sebebiyle, yani araçların üzerine düşüyor, siz ne kadar bir şeylerle önlem almaya çalışsanız da olmuyor, çok acil bir şekliyle o düşen parçaların olduğu kısımları tadilat ve tamiratına girdiler. Hatta onları da bugün sabahleyin tekrar şantiyedeki, yani yapılan işlemlerin olduğu yere gidip baktım. Arkadaşlar mucurları kapatarak bir an önce trafiğe açılması noktasında ciddi bir gayret sarf ediyorlardı. Şu anda da bitip normalde işte iki şeride düşen yerler şu an dört şeride çıktı diye biliyorum. Bugün bir şekliyle o telafi edilmiş oldu. Ama bu pandemi yasakları sebebiyle biz hakikaten ciddi manada trafiğe de binmiş olduk ama oradaki arkadaşların da en ufak bir kastı yok. En ufak bir ihmalkarlığı veya sonraya öteleyecek bir durumları yok. Acil bir şekliyle pansuman tedbiri yaptılar. Ve yasaklar başladıktan sonra da bitmeden önce de oradaki derzlerle ilgili tadilat ve tamiratlarını yapacaklar. Rahat bir şekliyle bunu kullanmış olacağız. Ama bu da şunu gösteriyor bize. İstanbul-İzmir hattında olan otoban artık bizim şehir içi otobanımız oldu. Acil bir şekliyle onu bypass edecek daha yeni planlara, daha ivedi planlara ihtiyacımız var. Bizim önümüzdeki dönemdeki büyük ihtimalle gündeme getirmemiz gereken Bursa trafiği ile ilgili olarak İstanbul-İzmir aksı üzerinde Bursa'yı bypass eden bir kuzey otobanına ihtiyacımız var. Bu da herhalde artık ihtiyaç olarak önümüzdeki günlerde dile getireceğiz diye düşünüyorum. Yani mevcut olan artık fonksiyonu yerine getiremiyor şehir içi sonuçta. Şehir içi oldu. Yani bugün lazım. Gürs istikametinden çıkan, Dosap istikametinden çıkan geçit hattına gelmeye kalktığı zaman mecbur otobanı kullanıyoruz artık. Evet. Bursa'nın yatırımlarını biraz daha detaylı soracağım az sonra. Kapanmadan umutlu olduğumuzu az önce ifade etmiştik ama herkes tedbirleri uyacak. Devlet de bu konuda daha gayretli görebildiğim kadarıyla. Aşılama konusunda da herkese düşen bir görev var. Herkes gitsin yaptırsın. Ben gıpta ediyorum fırsat bulup yaptıranlara ama fırsat bulduğu halde yaptırmayanlar da yazık günah başkasının da hakkını yiyorlar. Başkasının da hakkını yiyorlar. Ne yazık ki bu çok önemli. Ekonomik sıkıntılara dair destekler yoğun biçimde ve farklı açılardan veriliyor. Sanki farklı açılardan geldiği için de tam algılanmamış gibi anladığım kadarıyla. Ama devlet olarak herkes de daha fazla bir şey bekliyor. Çok doğal. Çünkü sıkıntılar da birikti. Bazı sektörler çok yoğun. Hani bu anlamda var olanları az önce saydınız. Yeni gelebilecek destek var mı? Gelişmelere göre yeniden herhalde daha yeni bir şeyler dün mesela olabilir. Açıklanan, kamuoyuyla paylaşılan vardı. İstihdam desteğiyle olarak daha önceden de bu bir tarih aralığı içerisinde verilmişti ama tekrar gündeme geldi. İstihdamı destekle ilgili olarak kişi başına siz bir kişiye işe aldığınız zaman bununla ilgili devletten 100.000 TL kredi desteği veriliyor. 6 ay ödemesiz olarak başlayacak bir kredi sistemi. Dolayısıyla da 5 kişiyle bunun bir sınırlandırılması oldu. Yani şöyle orta ölçekli işletmelere 500.000 TL 6 ay ödemesi, çok daha düşük faiz olarak bir devlet desteği tekrardan başlatılmış oluyor.
Bunun da işte esnafımıza bir destek mahiyetinde değerlendirilmesi diye düşünüyorum. Ama bununla beraber biliyorsunuz hem kısa çalışma ödeneğimizdir, hem nakit ödeme desteklerimiz, işsizlik ödeme desteklerimiz. Bunun yarısına baktığınız zaman prim ödemeleriyle alakalı olan, bu kısa çalışmayla alakalı iptal olması halinde kullanabileceğimiz ve kullandırılan sigorta primleriyle ilgili olan desteklerimizi de unutmamak lazım. Bunlar bir taraftan devam ediyor zaten. Yani bir de şey var, bu kadar yoğun olunca, farklı açılardan gelince de bazı desteklerin farkına varılmıyor. Ben gördüğüm muhasebecilerin bile kafası karışmış, mali müşavirlerin o desteği sunma anlamında. Dolayısıyla herkesin biraz dersine de iyi çalışması lazım. Evet. Herhalde görebildiğim kadar, ama bir de şu var, herkes de bir şey ya, vel alem hibe veriyor, biz de hibe bekliyoruz. Ben açıkçası bazı sektörleri haklı buluyorum ama hiç de ihtiyacı olmayan sektörler de istiyor. Orada ciddi bir ayrışma belki de önümüzdeki günlerde ihtiyaç olacak. Ya şöyle bir şey, en fazla sahada gördüğümüz şey şu, hizmet sektöründe olan çalışanların ciddi manada kaygıları var. Çünkü üzülerek söylerim, Türkiye'nin bir gerçeklerinden. Bu tür hizmet sektöründe çalışanların birçoğunun sigortası çalıştırıldığını falan duyduğumuz için. Şimdi sigortalı çalışmış olsalar devletin her türlü desteğinden imkan ölçüsünde alabilecekler. Ama öyle bir resmi kayıtları olmadığı için de maalesef mağduriyetler daha fazla söz konusu olmaya başlıyor. Ama onlarla ilgili olarak da zaten Vefa Sosyal Destek gruplarımız, kaymakamlıklarımız bünyesinde onlar bununla ilgili beyanlarını yaptıktan sonra gerekli destekler yapılmaya gayret ediliyor. Yani devam eden süreçte gelişmelere göre destekler söz konusu olacak. Kesinlikle. Hani muhalefet bununla alakalı çok dile getiriyor ama biz Türkiye'nin bütün elimizdeki imkanlar ne varsa hükümet olarak bunları kullandırıyoruz ve kullandırmaya da devam edeceğiz. Evet, muhalefetin dile getirdiği, vatandaşın da bana göre hissettiği konulardan biri hem pandemi etkileri hem geçmiş dönem bana göre kur atakları öncelikle etkili oldu. Tabii farklı arz talep dengesizlikleri de yaşadık. Ya bir hayat pahalılığı var. Enflasyon dediğimiz teknik anlamda tüfesi vatandaşı geriyor. TÜİK'in rakamlarına inanmama durumu da artmaya başladı. Çünkü herkesin enflasyonu kendine göre, TÜİK'in sepetinde 400 küsur kalem mal var. Hiç kimse tam onu kullanmıyor. Herkes ayrı yerden alışveriş yapıyor. O bir karmaşa, teknik sebeplerle bence makul ama o gerçekliği bir kenara da atamayız. Eriyen alım gücü var. Bu konuda hani neler yapılıyor, yapılabilir? Siz zaten iş insanısınız. Aynı zamanda çok daha net hissediyorsunuz. Özellikle üretici fiyat endeksini yaşayan birisiniz bence. Ne dersiniz? Şimdi şöyle, zaten bir de yeni enflasyon açıklanan rakama baktığınız zaman %17 gibi bir rakam. Arkasından Merkez Bankamızın beklentilerini yıl sonu itibariyle %12'ye düşürmekle ilgili bir kaygısı ve bununla alakalı beklentisi var. Serbest piyasa bunu biraz daha 1-2 puan yukarıda planlıyor gibi görüyoruz. %14'leri bekliyorlardı ama biz biraz daha iddialı olarak Merkez Bankamız %12'lerde hedefliyor. Şimdi biliyorsunuz ticari hayat arz talep dengesi üzerine kurulan bir hadise. Bir de hayat pahalılığı ile alakalı veya fiyatların yükselmesi ile alakalı garip bir şekliyle bütün dünya genelinde bu pandemi sonrasında arz noktasında ciddi sıkıntılar başladı. Yani istediğiniz bir ham madde ürününü bulamıyorsunuz. Tedarikçiler kapanmaya başladı. Konteyner krizleri yaşamaya başladık. Bir taraftan bir sanayici olarak ve ihracatçı olarak söylüyorum bunu. Yani malınız var, sevk edeceksiniz. Konteynerleri bulamıyorsunuz. Gemi yok ortalıkta. İşte bir Süveyş kanalında yaşadığınız hadisenin kaç yüz milyarlık dünya ekonomisine zararını gördük. En büyük dünyanın üreticileri var ham madde ile alakalı işte. Orman ürünleriyle olsun, polyesterle olsun, petrokimya ile ilgili olsun. Birçok ham madde ki en son dönemde biliyorsunuz otomobil çipleriyle alakalı mesele gündeme geldi. Onun bile aşılması 7-8 ayı bulacak bir şey. Şimdi de lastik krizi kapıda bir de olaylar işte var. Petrokimya ile alakalı olanların hepsi bundan etkilenmeye başladı. Dolayısıyla bu süreci yönetebilmek biraz da pandeminin normale girmesiyle alakalı olacak olan bir şeydir. Geçtiğimiz sene yaşadığımız bir sorun vardı biliyorsunuz. Bir patates soğan krizi yaşadık. O soğan kriziyle biz Türkiye'de ihracatı yasakladık. Bizim milletimizin ihtiyacı varken bu dışarıya çıkmayacak dedik. Bu sefer de kaba tabiriyle elimizde patladı. Yani neredeyse milyon tonlara yakın patates soğanlar elimizde kaldı. Devlet olarak ne yaptık? Mecburen bunları satın almak durumunda kaldık. İster istemez bu arz talep dengesini pandemi dönemlerinde kontrol edebilme şansımız çok kolay değil. Parantez açayım, çok da eleştiri geldi. Şimdi patates, soğan meselesi var. Onlar da hemen eleştiri konusu oldu. Yani devlet üreticiden alıp vatandaşa veriyor. Bunda bir yanlışlık yok herhalde değil mi size göre? Çöpe mi atalım? Vatandaşımıza destek vermemiz lazım. Bir de şöyle bir şey düşünün. Bizim bunları bir an önce alıp yeni çıkacak olan mahsulleri nereye koyacağız?
Tabii depolar dolur. Yani baktığımız zaman geçen il başkanları toplantısına gelmişti. 720 bin ton depolarında patates vardı. Şimdi bunu çöpe atacak halimiz yok. Bir an önce hem onların alınıp ekonomik hayata kazandırılması, onların bir değerlendirilmesi lazım. Ve arkasından da yeni gelecek olan mahsullerin o depoya alınması lazım. Ama pandemi bir taraftan, pandemi yine ortaya çıkıyor şundan dolayı. Biz bunları niye yaptık? Bizim ciddi bir turizm gelirimiz var ülke olarak. Yani siz bunu kalkıp da şu anki işte beklentimiz olan 45-50 milyar dolarlar seviyesinde bir turizm geliri beklerken pandemiden sonra iyice yer ile yeksan olan bir turizm gelirinden bak. Kapalı her taraf. Şu an temel derdimiz döviz tarafında o zaten. Neticede. Zaten şimdi şöyle bir şey, eğer siz sağlıkla ilgili kontrolleri gündeme alamazsanız, kabul edilebilir seviyeye getiremezseniz en başta turizminiz etkilenecek. Turizm etkilendiği zaman bir gelir var. Yani ciddi bir, yani 45-50 milyar dolara yakın gelirimiz var burada bizim. Bu basit bir rakam değil. Öbür taraftan geçelim. Bu işte sizin içerideki tarım ürünlerinizin kullanımınıza kadar etkileniyor. Üretmiş olduğunuz ürünlerin ihracatına kadar etkileyen bir etkileşimin içerisine giriyorsunuz. İster istemez bir an önce sağlığımızı biz yerine getirebilirsek, bütün dünya ülkeleriyle alakalı bir şey. Sadece Türkiye ile değil. Global mesela. Yani bugün araba almaya kalksanız bir arabanın çipi yok, araba veremiyor adam. Çok basitinden söylüyorum, her şeyi dört dörtlük bile olsa. Onu geçiyoruz. En basit temel gıdanız dediğiniz patates, soğan krizi bile pandemi sebebiyle karşınıza çıkıyor. Eğer bunları biz sağlık bir hale gelmeye başladığımız zaman bütün turizm otellerimizi açtığımızı düşünelim. Uluslararası giriş gelişlerin rahatladığını, şehirler arası kendi içerisimizdeki hareketlerin düzene gittiğimizi düşünürsek, işte bu arz talep dengeleri biraz daha, işte ekonominin içerisindesiniz, siz de çok yakından takip ediyorsunuz süreçleri. Arz talep dengesini bizim makul sınırlara getirmemiz lazım. Bu da sağlıklı bir yaşamla olabilecek olan bir şey. Bunu olmadıktan sonra dolar isterseniz 20 lira olsa ne olur, 5 lira olsa ne olur? Dönüp dolaşıyor işte bu tam kapanmaya, lütfen tam uyalım, aşımızı da tam yaptıralım bulduğumuz takdirde. Kesinlikle. Aşı biraz tabii tedariğinde sıkıntılar var. Anladığım kadarıyla 1-2 ay daha dişimizi sıkacağız dün gelen açıklamalara göre, ama yapılacaklar var. Bunlar tam yapılmalı. Hayat pahalılığı konjonktürel olarak biraz gerileyebilir ama küresel bir enflasyon dalgası var. Kontrol etmekte zorlandığımız kurlar var. Dolayısıyla enflasyon gündemin başında olacak, hayat pahalılığı. Herkesin ona göre, bana, bence ayağını yorgana göre uzatması lazım. Öyle olacak bu daha neticede. Suyu süreçte. Ama bütün bunlar da topyekün arzın artması, üretim artacak. Tabii bolluk olunca fiyatların düşmesi mümkün. Bu da daha güçlü bir ekonomi gerektiriyor. Biz birkaç yıldır hırpalanıyoruz çeşitli nedenlerle, dışarıdan içeriden, ama bu pandemi de soğuduğu zaman yepyeni güçlü bir ekonomiye ihtiyacımız var baktığımızda. Burada reform çalışmaları önemliydi. Bir ara güzel gündeme geldi, açıklamalar oldu, yetti, yetmedi. Ama bir sürü başka gündem maddesi, reformu da unuttuk biz. Bu taraftan biz gerçekten hani ekonomiyi toparlayıp topluma bir şey verebilecek miyiz önümüzdeki günlerde? Nasıl bir manzara var? Neler yapmalıyız veya? Öncelikle toplumsal olarak bir uzlaşıyı, bir barışı, bunları sağlamamız lazım. Niye? Ya biz bir ülke olarak böyle doğal gaz kaynakları patlayan, işte ne bileyim işte benzini, doğalgazı, öbür tarafta madenleri olup da bunlardan çok ciddi manada gelirler sarf ederekten milli gelirimizi yükseltmenin derdinde olan bir ülke değiliz. Dolayısıyla yapmış olduğumuz ihracatlarla, üretimlerle, sanayimizle biz ne kadar büyürsek, bunları neyle büyüyebilirsiniz? Türkiye'de bir iç huzurunuz olursa büyüyebilirsiniz. Toplumsal barışımızın olması lazım. Bunlarla alakalı sistemlerin bir oturabilmesi lazım. Ama çok basitten suda fırtınalar koparmaya kalkarsanız, bu ülkenin barışına, bu ülkenin huzuruna dinamit dökerseniz bu olmaz. Onun için hem biz iktidar partisi olarak hem de muhalefet olarak bu toplumsal uzlaşıyı sağlayacak, perçinleyecek şeylerin peşinde olmamız lazım. Ufacık şeyleri bahane edip bu milleti huzursuz hale getirmemek lazım. Öncelikle bunun peşinde olmamız lazım. Eğer sırf eleştirme adına, gerçekten karalama adına, zayıflatma adına bu ülkenin değerlerine, bu ülkenin kutsallarına, bu ülkenin hatta ekonomisine zarar verecek beyanatlarda bulunmamızın kime ne faydası olacak? Hiç mi vicdanları yok bunların? Bazen düşünüyoruz, bir şeyi söylüyor sırf eleştirmek adına. En basitinden soykırımla alakalı söylediğiniz zaman, bununla alakalı karşısına çıkabilecek olan şeyleri hiç hesap ediyorlar mı acaba? Hiç bununla hesap ederek söylediklerini, ağızlarından o sözleri çıkarttıklarını düşünmüyorum işte. Yani dönüp dolaşıp bir zarar verebilir topluma.
Kesinlikle verebilirdik. Allah'tan ki yine ekonomimiz güçlü. Öncekilerden dediğiniz gibi o açıklama olmuş olduğunda belki dolar iki katına bile çıkabilirdi yani. Yine ülkemizin kendine göre dinamikleri ve kendine ayakta bir duruş tarzı var. Dolayısıyla biz kimseye bel bağlayarak ekonomimizi yöneten, kimseye bel bağlayarak da işte bu ödemeleri yapan değil. Kendi değerlerimizle, kendi katkılarımızla, ürettiğimiz değerlerle biz vatandaşımıza bunları sağlamaya çalışıyoruz. Bir başka ülkeden borç alarak değil, IMF'nin kapısına giderek değil. Bunların ne kadar büyük bir kıymet olduğunu bilmek lazım. Bütün dünya ekonomilerinin, işte Amerika %35, Almanya %32, %33'lerde bir ekonomik daralmaya girmiş bir yerde. Dünyanın en büyük ekonomilerinden bahsediyoruz. Ama biz sonuçta geldiğiniz zaman bu ekonomik krize rağmen büyümesi ekside olmayan ikinci ülkeyiz dünyada. Basit gibi gelebilir ama çok şükür aradığımız gıda maddesini bulabiliyoruz. Alışverişimizi yapabiliyoruz. Bunlarla alakalı olarak bu pandemi süreciyle alakalı bir ekonomik daralmadan kaynaklı hadiseyle hep beraber yaşıyoruz. Bu daralma elbet bir gün geçecektir ama asıl önemli olan şey bizim ülke olarak, değerlerimiz olarak vatandaşımıza yapmış olduğumuz desteklere kimsenin kapısına diz çökerek, ondan bundan minnet ederek biz yardım yapmıyoruz. Kendi ülkemizin değerleri, kendi ülkemizin üretmiş olduğu değerlerle veya üretimle biz bunu sağlamış oluyoruz. Bunun bile bir kenarda tutulması gerektiğini ve aklımızdan bir çıkmaması gerektiğini temel düşünüyorum. Temel kilometre taşı gibi bu temel unsur bütün ülkeler için bence de geçerli. Yani ortak bir vatan var sonuçta, onun başarısı herkesin başarısı. Oradan başladıktan sonra ancak biz reform yaparsak tutar. Benim algıladığım sizin teziniz bu neticede. Evet. Reform içinde çalışmalar başladı ama mevcut ortamda pandemide vesaire kolay da ilerlemeyecek gibi görünüyor. Ama benim gördüğüm cari açığı kesinlikle sert biçimde düşürecek, yerli üretimi öne çıkaracak, yüksek teknoloji şart. Altyapı var gibi ama genelde de duyduk teşvikler geldi gitti. Geçmiş dönemleri uzun yılları da hatırlıyorum ben, teşvikler çok sağlıklı kullanılamadı. Bazen mevzuat sıkıntılı oldu, bazen iş dünyası tam algılamadı, trendler değişti. Çok dinamik şekilde herkesin bence ekonomik yapının güçlenmesi için çalışması lazım. Ankara'yı da zorlaması lazım ki Ankara doğru adımlar atsın. Attıkça da karşılığı gelecek herhalde. Ama o teşviklerden bahsettiğin zaman şunu da dile getirmek lazım. Artık devletimiz yani hükümet olarak teknik donanımla alakalı olarak ileri teknolojilerle ilgili olan yatırımlara, teşviklere ciddi bir ağırlık veriyoruz. İleri teknoloji bizim için olmazsa olmaz. Evet. Artık eski Arge mekanik... Yani. Bu 4D'nin arkasında kalan şeylerle uğraşmıyoruz artık. Niye? Bizim ileri tekniğe ihtiyacımız var. Daha böyle kapsayıcı ve bununla alakalı ileri motive. Dünyanın artık hali buraya geldi. Teknik teknoloji üzerine gitmeye başlıyoruz. Dolayısıyla bizim klasik teknolojik ve klasik teşviklerden ziyade siz teknik teknolojiyle alakalı bir teşviğe giderseniz devletimiz bununla alakalı mutlak surette bir desteği var. Sadece yazılımlarından başlayın. Evet. Bölgesel olarak başlayın ve kullanacağınız ürünle, üreteceğiniz ürünle alakalı ki yazılımlarla alakalı oradan bile programlarla ilgili teşviklere bile baktığınız zaman devletimiz ciddi bir destek veriyor ki bunlar yabana atılacak teşvikler değil yani. Pek çok kurum veriyor, TÜBİTAK'ından işte KOSGEB'ine farklı açılardan destekler var. Yeter ki nitelikli bir yani proje olsun. Var, elinizde bir proje yoksa, fikir yoksa zaten neyin desteğini isteyeceksiniz? Önemli olan yenilikçi olmaz, herkesin yaptığını yapmak değil, yoksa rekabet edemezsiniz. O çok temel. Yani herkesin dersine iyi çalışması lazım. Zaten o ders iyi çalışıldığında Ankara'dan da doğru teşvik sisteminin çıkması i̇şte, kaçınılmaz olur. Tabii ki projeye bakılıyor. Bu proje ne getiriyor? Çünkü Arge'ye de son yıllarda güzel para verilmeye başlandı en basitinden ciddi baktığımızda. Var. Yoktu yani 5-10 sene öncesinde yoktu o veriler temel olarak. Hızlı geçiyorum, bu konuları bence önemli konular aslında, geleceğimizi etkileyen ama vatandaşım böyle çok da bugünlerde sıcak farklı bir konuya hemen sorayım. Çünkü işte reform, destek, teşvik ama diğer tarafta da denetim. Ya biz bir zede kavramına kripto zedeyi de ekledik. Maalesef köşe dönme zihniyeti her dönem var, bitmiyor, batırıyor. Kripto para borsalar önemli. Paraların kendilerinin güvenilirliği ayrı bir mesele ama bu blockchain teknolojisinden uzak kalmamız da mümkün değil. Devlet yavaş yavaş bir şeyler açıklamaya başladı ama tam da oturmadı ve zede ihtimalleri de görünüyor bana göre. Şu anda pek çok borsada reklam yapıyor açıkçası. Şu an isim vermeyeyim ama hiçbirinin şu anda yasal altyapısı yok, güvenilirliği yok. Her an bir sıkıntı yaşanabilir. Bunların kontrol altına alınması lazım. Çalışmalara dair sinyaller geliyor. Devamı gelecek mi? Vatandaşı korumak mümkün olacak. Şimdi bu bütün dünya genelinde aslında biliyorsunuz ekonomilerin alternatif ekonomisi olarak bakılan bir şey. Coinlerle alakalı yola çıktığınız zaman
herkes kendisine göre hani bir zamanlar artık biz dolar kullanmayacağız diyorlardı, euro kullanmayacağız diyorlardı. O zihniyetle yola çıkan biri aslında alternatif ekonomiden bahsediyoruz bunu. Ekonomileri siz eğer ölçülebilir, değerlenebilir şeyleri bütün ülkeler kontrol altında tutmak ister. Hiç kimse bu alternatif ekonomi dediğiniz şeyi de kendi mali değer yargılarından uzak bir şekilde bunu soyutlayamaz. Onun geliriyle gideriyle, onun bir tarafları kaçışıyla alakalı bir takibi olması gerekiyor. Takip noktasında birçok Avrupa ülkesi bunu yavaş yavaş kontrol altına almaya başladı. Bizde de işte sizin de gibi arada lisanssız şeyler olmasın diye devletimiz bir karar aldı. Ve bunlarla ilgili dedik kardeşim bundan sonra bankalar üzerinden yürüyeceksin. Benim mali denetimini yapmış olduğum kurumlar var. Mali denetimini denetimde olan kurumlar üzerinden istiyorum. Böyle aracılarda bilmem ne işte çantacılarla işin yok dedi. Devlet aslında biz devlet olarak burada vatandaşımızı koruyoruz. E şimdi gördünüz. Gerçi o kadar değil hani 2 milyar dediler ama beni ilgilendiren şey 391 bin vatandaşın buna inanıp bir şekliyle parayı burasına kaptırması. Hani bir tamir vardır. Sahtekarla tamahkar iflah olmaz diye. Ya kardeşim hani 391 bin kişinin de düşünüyorsunuz ya nasıl böyle bir şey kendini kaptırıyorsun ama devlet olarak yine devletliğini yapıyor. Diyor ki bundan sonra coinlerle ilgili yapılacak olan şeylerin ben finansal kontrolünü istiyorum diyor. Ve dolayısıyla benim için lisanslı olan, benim bizatihi gelir tabloları benim denetimimde olan, bilançoları kontrolümde olan, her şeyini bildiğim, vergisini vermesinden dolayı en ufak bir de şöyle bir şey düşünün. Ülkeler arası para trafiğini kontrol edemezsiniz eğer bunları yasal sürece bağlamazsınız. Bir anda para bir ülkeden bir ülkeye offshore hesapları niye bütün ülkelerin canını yakan bir hesaplar olmaya başladı? Şimdi bunun aynısı değişen bir şey yok ki. Ülke eğer kendi ekonomik değerlerini içeride kontrol edebilirse bununla ilgili bir şeyler yapabilir, gücünü hissedebilir. Bir anda siz yabancı sermayenin yurt içerisine zaten geldiğini hesap ediyorsunuz. Bu kontrol kaçınılmaz bir mekanizma. Bütün dünya buna gidecek. Çaresiz gidecek. Ha, nedir? Blockchain kontrolsüz merkezi olmayan kavramını ortaya atıyor. Tamam orada bir işlevi olacak belki ama bu piyasalar üzerinden en azından kontrol şart. Yoksa yazık günah bu kadar insan. En basit. İşte onun için devlet olarak da devlet bir oradaki hükmünü yerine koyup diyor ki ben vatandaşımı korumak ve kollamakla görevliyim diyor. Bu görevini yerine getirmek için bazıları bundan rahatsız olabilir. Ama en azından bu tür en son vakada olduğu gibi 391 bin vatandaşı da mağdur ettirmeye hakkımız yok. Daha önce yaşanan bununla alakalı bir sürü süreçler vardı biliyorsunuz. Ama devlet bizatihi kontrolü kendi eline alması lazım. Biraz da vatandaş uyanık olsun açıkçası ya. Yani bu kadar kolay da kanmamaları lazım. Sahtekar ve tamahkar diyoruz yani. Sonuçta yani. Bununla alakalı hiç şey yok. Hiç kimsenin dünyanın bir reel ekonomisi var biliyorsunuz. Yani sonuçta paranızı koyduğunuz zaman bunun bir karşılığı var. Her ülkeye göre. Ki bizim ülkede en yüksek değer veren ülkelerden bir tanesi yani buna bakarsanız. İşte bir Japonya'ya gidin neredeyse eksilerde paranızı koyduğunuz zaman üzerine para vermezsiniz. Ceza ödüyorsunuz. Ceza ödüyorsunuz. Benim yani şu kadar param var diyorsunuz. Bankaya yatırmak istiyorum üstüne ne mevduatı diyor ya. Gel diyor sana ceza keseceğim diyor bana para yatırmaktan dolayı. Böyle ekonomisi olan dünyada ülkeler var. E ister istemez bu para trafiğini kontrol etmek lazım. Evet önemli tabii herkes uyanık olsun. Ya herkes kendinden sorumlu başı meselesinde de aynı. Yani bilgi kirliliği var. İyi de sen aşını olmuyorsan sonucuna da katlanıyorsun. Bu da bana göre aynı şey. Bilinçsiz yatırımcı hala çok meraklısı var. İnşallah bir an önce herkes uyanır. Devlet de kontrollerini yapar diyeyim ben. Şimdi sadece o değil biliyorsunuz bunlarla alakalı. Birçok uluslararası internet firmalarının devletlerden gizli bir şekliyle işte Google'da bir ara bizden ceza aldı biliyorsunuz. Niye? Vergi kaçakçılığı yapmasından dolayı. Gelir elde benim ülkemden karşılığı yok. İşte mesela ismini anmaya gerek yok. Dünyada milyonlarca otelin rezervasyon sistemini kuran bir firma bizim ülkemizden çekilmek zorunda kaldı. Niye? Benim otel rezervasyonunu yapan otelcimden %20 %15 komisyon alıyor, cebine atıyor ama benim devletim bu imkanı sağlamasına rağmen benim devletimin imkanlarıyla çalışan bir kurum olmasına rağmen benim devletime 1 lira bile vergi vermeden ben burada da bu faaliyeti yaparım. Hepimiz vergi ödüyorsak onlar da ödeyecek. Biz de devlet olarak ne yaptık? Kardeşim sen benim ülkemde bu ticareti yapacaksan benim vergimi ödeyeceksin. Benim sayemde bu hizmeti sağlıyorsun dedi ve bizim ülkemizden çekilmek zorunda kaldı. İşte bunlar uluslararası bazda konulan kriterler belki ama biz de kendi ülkemizde nasıl Amerika'da da bir şirkete bir patent cezasından dolayı milyarlarca dolarlık şey koyuyor,
Niye? O savunması lazım, onu koruması lazım. Hem şirketleri koruyacak, hem devletini, hem milletini koruyacak. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Coin'lerle alakalı mesele de önümüzdeki günlerde biraz daha netleşecek ama ana temayı koymuş olduk. İşte bu güzel bir örnek değil mi? Bir musibet meselesi bizde önemlidir. Hani bin nasihattan güzel evet. Oldu bu açıkçası. Ne yazık ki diyeceğim parantez içerisinde ki herkes bir an önce bu işe odaklansın diye. Çünkü ciddi bir gündem oyaladı insanları. Başka derdimiz varken biz kripto derdine düştük ya. Yani tuhaf bir şey. Vay be, bu para nerede demeye başladılar. Hani para yok yani. Diyoruz dediler. Çok ilginç. Ayrı bir, yani, ayrı bir program yapılır bunun üzerine. Ya, hakikaten yani o da endişe verici bir şey aslında. Ben buradan Bursa'nın yatırımları diye bir başlık açsam, az önce dokunduk ufak ufak baktığımızda. Pandemi mücadelesi var ama yatırım çalışmaları da devam ediyor. Trafiğin rahatlatılması önemli. Şehir içi gayretler var. İşte tüp geçit var, viyadük çalışmaları var ama kuzey otoyol ihtiyacına dikkat çektiniz. Bunun dışında işte sanayinin hızlanması, turizmin canlanması, aslında ilçeler bazında hareketi de görüyoruz. 2001 belki hazırlık yılı olacak ama önümüzdeki döneme ait hani yatırımlar için neler söylersiniz? Ya şöyle, sonuçta biz hükümet olarak hep böyle vizyoner projelerle, bu ülkenin geleceğine katkı koyacak projelerle vatandaşımızın huzuruna çıkmışızdır. Bursa sanayisi itibariyle, tarihiyle, işte yeşilliğiyle diyoruz, termaliyle diyoruz, bunlarla alakalı ama sanayisiyle Türkiye'nin ilk üçünde olan ihracat yapan ülkeler, şehirlerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla bir şu özelliğimiz de var. Türkiye'de kişi başına milli geliri en fazla düşen şehiriz. Yani cari açığı değil, cari fazlası olan bir şehiriz. Ve dolayısıyla biz şehir olarak hem istihdam itibariyle devletimize verdiğimiz destek, hem de bütçeye vermiş olduğumuz vergiler itibariyle ciddi manada katkı sağlayan bir şehiriz. Onun için çok güzel bir şehirde yaşıyoruz imkanları itibariyle ama sıkıştırılmış bir şehrin içerisinde, basılmış bir şehrin, dar bir alanda kalmış bir şehrin içerisinde yaşıyoruz. Zaman zaman bunun örneğini veririz. Yani Avrupa'daki bir şehrin nüfus gelişimiyle bizim Bursa ölçeğindeki bir nüfus gelişimine baktığınız zaman onların 20 yılda %10 büyüme kat ettiği, nüfusunun arttığı bir yerde, Bursa gibi bir yerde 20 kat artan bir nüfusla karşı karşıya geliyoruz. Dolayısıyla bunu ne kadar birbirli özbinlik planlarınızla ölçekli olarak yapmaya kalksanız bile bu dinamikleri kontrol etmek öyle kolay bir şey olmuyor. Dolayısıyla sanayileşmenizin vermiş olduğu, imkanlarınızın çok gelişmiş olan bir şehir, ki bu Türkiye'de değil sadece dünyada huzurlu en yüksek olan şehirlerden bir tanesi. 18. sıradayız. Bu kolay bir şey değildir. Ama sanayileşmiş olması bu şehrin kaçınılmaz bir kaderi. Ve bu sanayileşmeyi bizim bundan sonraki süreçte de güzel kontrol edilebilir bir hale getirmemiz lazım. Eğer bunu kontrol edilebilir bir hale getirirseniz, bunu nasıl diyeceksiniz? Planlanmış bir şehir vizyonu çizerseniz, sanayi bölgelerinizi, ki onlar yapılmaya çalışılıyor biliyorsunuz. Teknosap bölgesi dediğimiz şehrin batısına doğru, Karma OSB, Deri OSB, İhtisas OSB gibi neredeyse yaklaşık 250 binden fazla insanın istihdamını sağlayacak olan bir yeni bir şehir çıkıyor o tarafa doğru. Dolayısıyla bu şehri planlarken bunun sosyal konut alanlarını, sosyal paylaşım alanlarını ve bununla beraber ulaşım entegrasyonunu, toplu ulaşımını planlayarak bir şeyleri, bunun yanında uydu kentleri gelecektir gibi vizyon şeyleri de önünüze koymanız lazım. Çünkü biz sadece şu an işte hepimizin yaşadığı bir trafik sorunu. Bu geçmişlerden gelen bir hadise. Şu an bugünün meselesi değil aslında. Ama dar bir bölgeye sıkıştırılmış olmasından dolayı ve bundan sonraki süreçte de tabii ki önceliğimiz her zaman için Bursa'nın trafiğini rahatlatacak bir hale getirmemiz lazım. Bunun için çalışmalar yapılıyor. İşte sadece işte geçtiğimiz haftalarda Ulaştırma Altyapı Bakanımız geldiğinde, hani şu an için söyleyemeyeceğimiz ama üzerinde çalışabildiğimiz teknik altyapısını oluşturmaya çalışılan projeler var. Bunları yapmalıyız Bursa için. Ve eğer biz şehrin geleceğini planlarken bunları düşünmeden yaparsak bu şehre ihanet ederiz. Sanayi bölgelerini planlarken onun yerleşim alanlarını, sosyal donatı alanlarını, bunların sosyal konutlarını, yerleşim alanları. Şimdi mesela 1960 senesinde Bursa Organize Sanayi Bölgesi yapılmış. Yapılırken ne düşünülmüş? 1050 konutlar dediğiniz bir sosyal konutlar planlanmış. Bunlar güzel bir, aslında baktığınız zaman, tarzdır. Ne yapıyor? Yürüyebilir mesafesinde, ulaşım çok fazla ortaya çıkarmadan hem konut, sosyal konut projesini gündeme getiriyor, hem arkasından da sanayiye destek vermiş oluyor. Hem de şehir dışında
O zamanlar güzel. Şehir dışındaydı, evet. Biliyorsunuz. Yani evet. Bir 40 sene öncesini planladığınız zaman oralarda ne kervan geçer, araba geçer hesabı. Öyle bir yerlerdeydi ama bizim vizyon olarak biz 20 yılı, 30 yılı sonrasını planlayarak bir şeyleri ölçeklendirmemiz lazım. Ki onun gibi işte Teknosap bunun bir parçasıdır aslında. Bu ne diyeceksiniz? Teknosap'tır, Karma OSB, Deri OSB. Çünkü bu sanayi bölgelerinin artık şehrin içerisinde kalmasının şehirle sıkıntı vermesiyle alakalı bir önümüze vizyon çıkmaya başlıyor. O projeksiyona o göre bakmamız lazım. Niye? 20 yıl sonra belki bu sanayi bölgeleriyle alakalı ciddi bir radikal karar alınıp artık bu dediğimiz ihtisaslaşma alanlarına doğru yürütmemiz lazım. Yani neticede şehir içindeki OSB'lerin en azından belli bir bölümünün bir şekilde artık devrini tamamlaması lazım. Çizdiğiniz profil itibariyle. Tabii. Bu da kolay bir süreç değil. Bir geçiş ihtiyacı var, finans ihtiyacı var. Bunların şimdiden de planlanması lazım. İşte biz 20 yıl sonrasını, 50 yıl sonrasını planlayarak bir şeylere adım atmamız lazım. Ne kadar güzel büyük Bursa'ya hizmet etmiş olan insanlara baktığınız zaman güzel parklar yapmışlar, yeşil alanlar oluşturmuşlar. Bunları görünce seviniyoruz. Bu bir vizyondur aslında yani. Böyle daha çok hatırlanır. Tabii sanayisiyle de hatırlanır çünkü ekmek yeniyor buradan ama doğru sanayileşme. Doğru sanayileşme, nitelikli dolayısıyla bu sanayileşme. Ben de bir sanayici olarak söylüyorum bunu. Hani Avrupa'daki ölçeklendirmelere bakıyoruz. Çünkü şehri planlarken sadece bir yerleşim alanı olarak planlanmaz. Bir şehir bir yaşam, bir canlı organizma sonuçta. Sanayi nereye planlayacağınız? İşte eski tarih dediğiniz şeylere turizm bizim için olmazsa olmaz değerlerden bir tanesi. Turizm yeterince biz Türkiye'de lanse edebiliyor muyuz? Avrupa'da, işte Uzak Doğu'da, Orta Doğu'da tanıtabiliyor muyuz ki? Uzak Doğu turisti mesela çok Bursa'yı tercih edemiyor. Bunları niye diye düşündüğümüz zaman onların altyapılarına bakmaya çalışıyoruz. Tarih kenti bir payitaht şehri ya. Sıradan bir şehir değil yani. Osmanlı'nın başkentini yapmış. Her şeyimiz var açıkçası. Dağ, deniz, tarih, doğa. Bunları yani işte yaşatmamız. Bir türlü turizm olmadı ama. Tanıtmamız yavaş yavaş olur ama. Kolay yavaş bir şey yavaş değil yavaş. Bu. İşte bir yerden başlamak lazım. Yani. Stratejiyi eğer koyarsanız bir yerden başlamak dediğiniz lazım. Dediğiniz gibi o tanıtımlar sağlıklı yapılırsa ama o kültürleri iyi analiz edip onlara istediğini sunabilirse ki sunabileceğimiz her şey var. Kesinlikle. Yani sanayisiyle, turizmiyle artık tarımı da tabii ihmal etmeden i̇şte devam etmek lazım. İşte bizim turizmimiz, sanayimiz, tarımımız, işte termalimiz ne derseniz deyin ya dağımız, denizimiz bunları nereye atacağız? Hakikaten Bursa Türkiye'nin bana değil dünyanın. Bana göre yeni yerli otomobil fabrikamız bile bir turistik çekim merkezi olabilir. Çünkü hem ilk tam anlamıyla yerli diyebileceğimiz en azından bundan sonra yaşayacak olan diyelim ve de elektrikli olması bile sanayinin dışında bir simge bana göre. En azından Bursa'nın bunu bile kullanması mümkün. Hiç olmazsa hiç turizm aslında açısından. Aslında vizyon bir duruş var ortada yani. Vizyon olan bir proje. Şu an dünyanın en büyük üzerinde durmuş olduğu elektrikli aracın buradan başlıyor olması. Dolayısıyla bu yan sanayi de tetikliyor. Bir taraftan katkı sağlıyor. Ama o bile tanıtım için çok kıymetli bir değer bizim için. Tabii AK Parti'nin Bursa vizyonu açısından bütün bunların iyi konumlandırılması lazım bence. Hem planlama açısından hem de kamuoyuna anlatım açısından. Yani Bursa büyük bir değer. Evet. Hele de en büyük büyükşehir belediyesi olarak bulunması bir tür elmas niteliği kazandırdı. Dolayısıyla sizin bunu çok çok iyi değerlendirmeniz lazım. Son dakikalara girdik. Ben burada vizyonu az çok sezdim. Yani burada yatırımların devamı çok yönlü olarak gözüküyor. Tabii pandemi koşulları, trafiğin aşılması öncelikli görünüyor. Vatandaş bunu soruyor. Ki globalde hayat pahalılığını yenmek, Bursa'da daha iyi, niye alım gücü daha yüksek? Bu bir avantaj. Bursa'nın tabii eleştirilen tarafları da var. Aslında o eleştiriyle bitirmek durumunda kalacağım ne yazık ki. Büyükşehir Belediyesi üzerinden bir soruşturma söz konusu. Pasaportlar var, turizm demişken de aklıma da geldi. Söyleyecek bir sözünüz vardır diye ben sormak istiyorum. Bu gri pasaport meselesi nedir? Şöyle, öncelikle şunu açıklamak lazım. Bir kere belediyeler pasaport verme yetkisine haiz kurumlar değildir. Peki o zaman belediyeler niye bu işin içerisinde? Belediyeler az önce bahsettiğimiz bu turizm katkıları falan diyoruz ya, ne yaparlar? Kendi bulunmuş oldukları şehrin sanatsal yönden, spor yönünden, turistik yönden tanıtılmasıyla alakalı organizasyonlara imza atarlar ve organizasyonlara destek verirler. Asıl mesele buradan kaynaklanıyor. Gri pasaportu veren kurum İçişleri Bakanlığı, nüfus müdürlükleridir. Şimdi bununla alakalı eğer herhangi bir kayıtla alakalı verilirken İçişleri Bakanlığı'nın bir denetim mekanizması var. O denetim mekanizmasından geçerek yapıyor. Peki belediyelerin buradaki fonksiyonu ne? Kulüpler geliyor diyor ki
işte diyelim farazı bizim folklor ekiplerimiz var. Kılıç kalkan ekiplerimiz var, mehteran ekiplerimiz var, spor kulüplerimiz var. Bu spor kulüplerimiz ülkede tanıtıma gidiyorlar, organizasyonlara gidiyorlar. Bu organizasyonlara neyle gidecekler? Kulüplerin bütçeleri zaten dar kapsam içerisinde. Bir desteğe ihtiyaçları var. Büyükşehir Belediyesi'ne veya başka belediyelere gidiyorlar. Diyorlar ki biz bununla alakalı bir programa katılacağız. O zaman Büyükşehir soruyor. Hangi ülkede? Diyelim ki Almanya'da. O zaman Almanya'daki ülkenin bana sana davet formunu gönder diyor. Oradaki resmi kurumdan kendilerine gelmiş olan davet formlarını kontrol ederler. Yani ilgili etkinliği düzenleyen kurum yani. İlgili etkinlik düzenleyen kurumun diyor sana davetini ve program organizasyon şemasını bana getir diyor. Belediye bunu alıyor. Ondan sonra arkasından da yerelde yapacak olan kulübün talebini de alıyor. Şimdi belediye gidecek olan sporcunun kim olduğunu, götürülecek olan kişinin kim olduğunu bilebilme, ayırt edebilme, onu sorgulayabilme hakkına sahip mi? Belediyenin öyle bir yetkisi yok. Belediye o zaman benden ne istiyorsun diyor. İşte diyor benim konaklamamı karşılar mısınız diyor. Bununla alakalı işte otobüs veya bir şey varsa bununla alakalı masraflarımızı karşılar mısınız diyor. Belediye de oturuyor, meclis gündemine gelir. Bunlarla alakalı şu filanca kulübün böyle bir yurt dışında organizasyonu vardır der. Bununla zaman zaman işte başkanlık yetkisiyle de ilgili kurumların projeleri önlerine geldiklerinde incelenir ama teyitler mutlaka yapılır. Yurt dışındaki firmanın talebi ve yani organizasyon sahibinin talebi ardından da bizim yereldeki kulübün örtüştürür. Kimleri götüreceksin? 20 kişi 30 kişi. Sen şu kadar kişi götüreceksin, bu kadar kişi götüreceksin diye ne sorgulama makamıdır? Büyükşehir bütçesine bakar. Ben sizin bu sanatsal etkinliğinize destek vermeye uygunluğuna bakar. Uygunsa, şimdi bazen diyorlar ki işte burada sayılar bu kadar istemiş de 25 kişiymiş de 30 kişiymiş. Kardeşim benden otobüs istedin. Sana 4 tane otobüs vermişim. 2'şer tane otobüsten, 2'şer tane şoförden 8 tane sana şoför. Kimi yazacağım ilave? Bununla beraber bunu neyle çıkartıyoruz? Meclis yetkisiyle mi çıkartıyoruz? Meclisten konuyla alakalı olan spor müsabakası ise sporla alakalı olan ekipler de meclisten de denetlemeye veya orayı izlemeye de gönderilir bunlarla alakalı. Ama bu denilenlerle alakalı sonradan gelen mesele nedir? İşte bazıları gelmiyormuş olan. Dün akşam İçişleri Bakanımız açıkladı. Türkiye genelinde tam 103 bin bununla alakalı gri pasaport kullanımı gerçekleşmiş. 2018'de nüfus müdürlüğüne geçtikten sonra bunun 8200 tanesi ülkeye dönmemiş. Şimdi belediye gri pasaportun geri dönüp dönmediğine bakamaz. Böyle bir yetkisi yok. Ya, sadece İçişlerinin meselesi değil mi? İçişlerinin meselesi kesinlikle o. Sadece belediye burada mali tarafında. Aksine var. Belediye bir de maddi telkinle ne işi olabilir? Büyükşehir Belediyesi veya belediyeler bununla alakalı maddi olarak para çıkartıyor cebinden. Şimdi bazıları şurada burada şöyle bir şeyler diye konuşuyorlar. Üzülüyorum. İftira atmayın. Belgeniz varsa konuşun ve bununla alakalı herkes gerekli yargı makamlarına gitsin. Gitmiyorlarsa yani hani nezaketimi bozmak istemiyorum ama bu kadar seviyeleşmemek lazım. Varsa elinizde bir belge çıkartırsınız ki bu çıkartacak bir şeyleri varsa gitsinler o kurumlarla ilgili. Doğru. Belediyenin yaptığı şey nedir? Belediye buradan gelen spor kulübüne veya sanatsal etkinliğe yapacak olan firmaların taleplerini, kurumların taleplerini alır, değerlendirir. Ondan sonra gerekli mercilere izin için gönderir. İnceleme yapıldıktan sonra izin verir. Ne orada götürülecek kişiye karışır, ne şunu götürme bunu getirme der. Devlet karışır ona. Ayrıca en başında da söyledim, belediye pasaport verme yetkisine haiz olan bir kurum değildir. Sadece bu tür sanatsal ve sportif etkilere destek veren sponsor bir kuruluştur. Bunları da bir iki kişinin kötüsü yüzünden az önce turizmden bahsediyoruz. İşte turizm etkinlikleri budur. Sanatsal faaliyetler vardır. Bunları neyle tanıtacaksınız? Ahmet'e Mehmet'e gidip değil. İster istemez bunlar oluyor. Belediyeler yıllardır sayesinde yıllardır oluyor. Geçmiş dönemde de oldu netice itibariyle tanıtım faaliyetleri. Belediyede kendi çapında desteği varsa devam ettirdi. Gri pasaport meselesi de dediğiniz gibi İçişleri Bakanlığı'nın meselesi anladığım kadarıyla. Dolayısıyla buradaki suçlamaların kötü niyet olduğunu ifade ediyorsunuz ve varsa kesinlikle, belki yani de varsa çıksın. Kesinlikle yani varsa konuşmalı. Bir de şöyle bir şey. Gri pasaportu alan insanlar devlet tarafından bunlar verilir ve görevleri bittikten sonra iade edilir.
Yani dün akşam bakanımızla mesela baktığında işte pasaportu iade edenler var. Ama iade edip de kendisileri burada olmayanlar var gibi. Bu tamamen İçişleri Bakanlığımızın, Denetim Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kontrolüyle yapılacak olan bir işlemlerdir ama ithamları yaparken, suçlamaları yaparken dikkat etmek lazım. Bu kurumlar hepimizin kurumları. Evet, bu açıklayıcı bilgiler önemliydi. Özellikle gündemi işgal ettiği için sormak durumunda kaldım. Netice itibariyle siz de değerlendirdiniz. Süremizi de açtık. Açıkçası konuşacak şey çok. Süreyi sığdırmak kolay değil. Sizi bulmak daha da zor bir şey. Ben açıkçası sizi ileriki günlerde de inşallah misafir etmek istediğimi canlı yayında ifade edeyim, söz alayım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de ben teşekkür ederim katılımınız için. Verdiğiniz değerli bilgiler için ayağınıza ağzınıza sağlık. Evet, teşekkür ederim ben. Sağ olun. Evet, gündem özelde Türkiye'yi, Bursa'yı, gelişmeleri değerlendirdik. AK Parti Bursa İl Başkanı Sayın Davut Gürkan'la beraberdik. Gelecek yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.